Türkiye'de kritik genel seçimlere günler kala Koza İpek grubuna yapılan baskınlar bugün de devam etti. Polis sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki İpek Medya grubu binasına girerek Kanal Türk ve Bugün TV'nin yayınlarını kesti. Polisin müdahalesini canlı yayında tüm Türkiye izledi. Basına yapılan sansürden dolayı ve şu anda yapılan o durumdan dolayı demokrasi noktasında hani basın özgürlüğüne verilen bu zulümden dolayı zalimin el olmamak için buldum. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada kayyum atanmasının kabul edilemez bir uygulama olduğunu dile getirdi. Çok uzun süredir benzer uygulamaları şu veya bu düzeyde hukuksuz, anayasaya uymayan, hiçbir iç hukukumuzda veya uluslararası hukukta yeri olmayan çok sayıda uygulamayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizi şok eden, çok şaşırtan değil ama kabul edilemez bir uygulama olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Firmaya el koymakla görevli kayyumlar doğrudan kanalın reji odasına girerek yayının kesilmesini istedi. Kanal bu talebe direnince polis yayın kablolarını keserek yayını durdurdu. Bina dışında da arbede yaşandı.